Arkadaşlar yeniden merhabalar. SQL eğitim videoları serimizin 25. dersini gerçekleştireceğiz. Artık yavaş yavaş gruplandırma işlemlerine giriş yapıyoruz. Nedir gruplandırma işlemleri? Şudur. SQL'de bazen kullanacağımız sorgularda bir takım alanları beraber getirmemiz gerekebilir veya bazı sınırlamalar koymamız gerekebilir. Somut bir örnek vereyim daha net oturacak. Mesela kitap tablomuzu hatırlıyorsunuz. İşte ne vardı? Kitap adı vardı, kitap yazarı vardı, kitabın sisteme kayıt olduğu tarihi vardı, kitap fiyatı vardı, vergisi vardı ve kitap yayınevi vardı. Şöyle düşünün. Mesela kitap yazarı, örneğin Reşat Nuri Güntekin olan kitapların toplam fiyatını getirin. Veya kitap yayınevi, Güneş yayınevi olan kitapları kaç tane olduğunu getirin. Yani bir sorgu yaparken o sorgu içine bazı aritmetik fonksiyonlar ya da genel olarak fonksiyonlar dahil ettiğimiz zaman gruplandırma işlemlerine başvuracağız. Şimdi ne demek istediğim örneklerde daha net bir biçimde zaten anlayacaksınız. Hemen şöyle 100 kitaplık diyelim. Ondan sonra select yıldız from kitap diyorum. Şimdi kitap tablomu bir çağırdım şöyle. Şimdi bakın mesela diyeceğim ki işte kitap yayınevi Jüpiter olan kitapların toplam ödemesi gereken vergi tutarını hesaplayın. Ya da kitap yayınevi yıldız olan kitapların Nisan 2016 ile Mayıs 2016 arasında toplam yaptığı satış sayısını hesaplayın gibi sorguları işin içerisine dahil ettiğimiz zaman gruplandırma işlemlerine başvuru yapacağız. Nasıl kullanılıyor? İşte normal select yıldız from diyeceğiz. Ondan sonra select yıldız from tablo adı demeden önce işte önce hangi fonksiyonu çağıracağız? Mesela kitap yayınevi örneğin yıldız olan kitapların toplam fiyatı mı diyelim? Önce normal şey mi diyelim acaba? Önce şöyle başlayalım. Her bir yazarın kaç tane kitabı olduğuyla başlayalım. Her bir yazarın kaç tane kitabı oldu. Bununla başlayalım. Ondan sonra örneklerimizi sürdürelim de. Yalnız şurada Reşat Nuri Güntekin'le ilgili bir şey vardı. R. Nuri falan yazıyordu. Onların hepsini aynı yazalım. Reşat Nuri Güntekin. Heh, şu Reşat Nuri Güntekin diyelim. Tamam, bu kadardı. Şimdi başlayalım. Mesela her bir yazarın toplamda kaç tane kitap yazdığını bulalım. Nasıl bulacağım? Şöyle. Diyeceğim ki select, seç. Neyi seçecek arkadaşlar? Kitap yazarı seçecek. Kitap yazarı, virgül. Bir de her bir kitap yazarın kaç tane kitap yazdığını seçecek. Yani count neyi say? Kitap adını say. Kaç tane kitap adı olduğunu ve bu sütunumun ismine de kitap sayısı diyorum. Ne demek şu count kitap adı kısmı? Kitap adının kaç tane olduğunu say. Tamam güzel kitap adının kaç tane olduğunu sayalım. Bunu nereden alacak? From kitap tablosundan alacak. Şimdi buraya kadar olan kullanımı çalıştırdığım zaman bana group by ile ilgili bir hata verecektir muhtemelen. Execute ediyor. Benden bir fonksiyon kullandım ve bu yüzden group by kullanmamı istiyor. Peki group by kullanalım. Nasıl kullanacağım? Şöyle. Gruplandır bunu. Neye göre gruplandırma işlemi yapacağım ben arkadaşlar? Kitap yazarına göre gruplandırma işlemi yapacağım. Execute ettiğim zaman bakın ne yaptı? Alexander Dumas bir tane, işte Charles Dickens'ın bir tane. Örneğin Dostoyevski'nin 4 tane, Reşat Nuri'nin 3 tane, Sabahattin Ali'nin 3 tane ve Zülfü Livaneli'nin 2 tane. Diğer yazarların da bir tane kitabı varmış. Ve toplamda 18 farklı yazarımız varmış bizim. Group by'in temel kullanım yapısı bu. Şimdi örnekleri yaptıkça group by oturacak ve birleştirme işlemi dediğimiz join işlemlerine oldukça sağlam bir temelle ilerleyeceğiz. Bol bol pratik yapacağız. Ondan sonra mesela şöyle yapalım. Kitapları galiba birer kere kaydetmiştik ama Beyaz Geceler falan 3 taneydi sanırım. Bu kez siliyorum bu sorgumu. Her bir kitabın kaç tane olduğunu bulalım. Yani kitap adını getireceğim ve o kitap adının kaç tane olduğunu getireceğim. Bir nevi stok işlemi diyebiliriz.
Selek, seç. Kitap adını, virgül. Say, neyi sayacak? Yine kitap adını sayacak. Ondan sonra as, stock diyelim. Stock'ta kaç tane bulunduğunu varsayalım. From, nereden? Kitap tablosundan. Güzel. Ondan sonra yine execute edelim bakalım. Execute ettim. Yine group by istiyor. Group by'ımızı da yazalım hemen şöyle. Group by. Neye göre ben gruplandıracağım? Kitap adına göre. Execute ettim. Ne yaptı? Bakın mesela Beyaz Geceler 3 tane var. Diğer bütün kitaplar 1 tane var. Toplamda benim stoğumda 26 tane kitap var. Ama bu 20, bakayım gerçekten 26 mı? Evet, 26 şurada yazıyor zaten. 26 kitap var ama farklı kitap sayısı 24. 24 farklı kitabım ve toplamda 26 tane neyim var? Kitabım var. Ondan sonra şunu yapalım. Her bir yayın evinin, örnek yaptıkça oturacak arkadaşlar. Her bir yayın evinin toplamda kaç tane kitap yayınladığını bulalım. Nasıl bulacağım? Select, seç. Kitap yayın evi, virgül. Say, neyi sayacak? Kitap adını sayacak. Yine kaç tane kitap adı olduğunu. From, kitap tablosunda. Group by diyeceğim. Group by. Neye göre gruplandıracağım ben? Kitap yayın evine göre gruplandıracağım ve yayın evlerini de order by askenlik diyelim. Neye göre sıralayalım? Order by kitap yayın evi diyelim. Kitap yayın evine göre şöyle önce A harfi gelsin, sonra ne gelsin? Z harfi gelsin. Execute ettim. Ne yaptı? 8 yayın evim geldi. Her bir yayın evinin kaç tane yayın olduğu da kenarında yazıyor. Bakalım şuranın toplamı peki 26 mı? 4, 3 daha 7, 12, 18, 20, 21, 23 ve 26 olarak karşıma ne oldu? Dönmüş oldu. Şu kısmı ödev olarak bırakayım. Devam edeceğim örneklere. Mesela burada biz kitap yayın evine göre sıralama işlemi yaptık ya. Siz de sayıya göre sıralama yapın. Yani her bir yayın evlerinin kitap sayısına göre. Önce en az kitaplı yayın evini listeleyin. Sonra en çok yayın evli, en çok kitaplı yayın eviyle devam edin. Ondan sonra her bir yayın evinin toplamda ne kadar kazandığını bulalım. Yani şimdi örneğin Ay yayın evinin 4 tane kitabı var. Tamam güzel, Ay yayın evinin 4 tane kitabı var. Peki bu 4 kitap satıldığı zaman toplamda ne kadar kazanacak Ay yayın evi veya Güneş yayın evi veya Jüpiter? Bunu listeleyelim. Ne diyeceğim? Select. Seç. Neyi? Kitap yayın evini seç. Ondan sonra virgül. Sum. Topla. Neyi toplayacak? Kitap fiyatı. From. Nereden? Kitap tablosundan toplasın. Kitap tablosundan toplasın. Şuraya bir de as diyelim. As. Toplam fiyat. Yani bütün kitaplar satıldığı takdirde toplamda ne kadar kasada para olması gerekiyor? Group by. Group by. Neye göre ben gruplandırma işlemi yapacağım? Kitap yayın evine göre gruplandırma işlemi yapacağım. Execute ettim. Ay yayın evinin 34, Güneş yayın evinin 24, işte Jüpiter'in 43 lira 35 kuruş şeklinde ne yapıyor? Fiyatları ortaya çıkıyor. Ondan sonra bu da bu şekilde. Sonra ne diyelim? Sonra ortalama kitap fiyatlarını bulalım. Yani her bir, bak bu güzel bir soru aslında. Her bir yayın evinin ortalama kitap fiyatını bulabilir miyiz? Sam kitap fiyat dediğim zaman örneğin 34, şurayı sadece AVG olarak değiştirsek ne olur acaba? AVG olarak değiştirirsek bulabilir mi? Örneğin Ay yayın evinin kaçtı? 4 müydü? 4 diye hatırlamıyorum yanılmıyorsam, ama şöyle şurayı bir keseyim. Ondan sonra geriye alalım. Count'a dönelim tekrar. Mesela Ay yayın evinin 4. 4 olduğu için 34 bölü 4'ten karşıma işte 8 getirmesi gerekiyor. AVG dediğim zaman. Execute ettim. 8,5 getirdi. Aa, direkt tam ortalamayı aldı. Ondalıklı olarak. İşte Ay yayın evinin kitaplarının ortalama satış fiyatı 8,5 lira. Güneş yayın evinin 8 lira. Neptün'ün zaten bir tane kitabı vardı. Onu da 14 liradan satıyordu. İşte Venüs'ün 9,95 şeklinde ne yapıyor? İlerliyor. Peki bir örnek daha vardı aklımda.
Bir yayın evinin en yüksek ve en düşük fiyatlı kitaplarını listeleyelim. Yani her bir yayın evinin en yüksek ve en düşük fiyatlı kitaplarını. Ne diyeceğim? Select. Önce kitap yayın evini seçeceğim. Kitap yayın evi, virgül. Ondan sonra en düşük diyelim. Önce minimum. Ne diyeceğim? Minimum da kitap fiyat. S. En düşük diyelim. Virgül. Virgül. İndim alt satıra. Maksimum diyelim bu kez. Max. Parantezimi açtım. Maksimum da yine neye göre olacak? Kitap fiyata göre. S. En yüksek diyelim. Virgül. Virgül koyduktan sonra bir de ne diyeceğim? En yüksek ve en düşük dedikten sonra aslında en yüksek, en düşük. Direkt from kitap diyelim. From kitap. Kitap tablosundan en yüksek ve en düşük fiyatlı kitapları seç. Peki bunu neye göre gruplandır? Group by kitap yayın evi. Execute ettim. Mesela Ay yayın evinin en düşük fiyatlı kitabı 5 liraymış. En yüksek fiyatlı kitabı 12 liraymış. Neptün'ün mesela bir tane olduğu için en yükseği de 14, en düşüğü de 14. İşte Venüs'ün 6.85'e 13.05 gibi neyi var? Kitap fiyatları mevcut. Ondan sonra başka ne yapacaktık? Şöyle örnekler vardı aklımda. Mesela kitap fiyatı 10 liradan büyük olan, kitap fiyatı 10 liradan büyük olan kitapların sayısını listeleyelim mi? Kitap, her bir kitap yayın evinde kitap fiyatı 10 liradan büyük olan. Yani mesela şöyle ki, şöyle göstereyim. Select yıldız from kitap ver. Kitap fiyatı büyüktür 10 olanları getirsin mesela. Execute ettiğim zaman ne yaptı? Şimdi 9 tane sonuç döndürdü bana, tamam mı? Şimdi 9 tane sonuca bakıyorum. İşte yıldız, mavi bulut, Venüs, Merkür, yıldız, Ay, Jüpiter, Neptün, Ay. Olmayan var mı? Güneş yok galiba burada. Bir güneş yok. Şimdi ben diyeceğim ki kitap yayın evi bir kitap yayın evinde 10 liradan fazla olan kitapların sayısını getir. Örneğin yıldız yayın evi için ne diyecekse toplamda 2 kitap diyecek. Mavi bulut için 1 diyecek. Venüs için 1 diyecek. İşte Merkür için 1. Sonra ay için 2 şeklinde ne olacak? Vermesi gerekecek. Bunu yapalım. Select diyelim şöyle. Kitap yayın evi. Kitap yayın evi. Select kitap yayın evi. Virgül. Count parantez içerisinde neyi sayacak? Kitap adını sayacak. Kaç tane kitap olduğunu. From nereden? Kitap tablosuna. Buraya kadar sorun yok. Peki group by yapacağım ama group by'da ne yapmam gerekiyor? Bu kez bir sorgu yazmam gerekiyor. Diyeceğim ki ver kitap fiyatı büyüktür 10 olanları listele. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman benden yine ne isteyecek? Group by isteyecek. Group by istedi. Group by diyelim. Neye göre ben gruplandıracağım bunu? Kitap yayın evlerine göre gruplandıracağım. Execute ettim. İşte Ay yayın evinin 2, Yıldız'ın 2, Jüpiter, Mavi Bulut, Merkür, Neptün ve Venüs'ün 1. Şurada 1, 2, 3, 4, 5. 5 değil mi? Aynen. 2 burada 7, 2 de burada 9. Zaten toplamda 9 tane kaydım mevcuttu. Ondan sonra bakıyorum şöyle örneklerime. Şimdi burada bir de ilişkili tablolarla, yani şey ilişkili tablo diyorum, diğer tablolarla da işlemler yapacağız ama ona da artık gelecek derste bakarız. Şimdi grup ayın gelişi bu kadar. Grup ayla ilgili bir ders daha yapacağım. Örnekleri biraz daha arttıracağız. Ondan sonra grup aydan dönen sonuçların durumunu kontrol ettirmek için having kullanacağız. Mesela diyeceğim ki kitap yayın evinin işte kazandığı fiyatları listelemiştik ya mesela Ay yayın evi örneğin kaç olsun? 43 lira öyle bir şeydi. Ay yayın evi 43 lira dedim. Ne diyecektim? Dönen sonuçlar. Dönen sonuçlar üzerinde işlem yapacağız. Mesela o kitap yayın evinde toplam işte kazancı atıyorum 30 liranın üstünde olan yayın evlerine %10 vergi uygula veya %10
indirim uygula gibi. Ne yapacağız? Bir takım sorgu sonuçlarına kısıtlamalar ve yeni sorgular ekleyeceğiz. Grup A ile ilgili temel söyleyeceğim şeyler bu kadar. Gelecek derste biraz daha örnekleri yapacağız. Grup A ile ilgili ondan sonra bir having diyeceğiz. Having'den sonra bir alt sorgu, hemen öncesinde join, sonrasında alt sorguyla derslerimiz sürecek. 25. dersimizde bu kadar. Örnekleri mutlaka uygulayın. Web'de örnekler var. Web'deki örnekleri de mutlaka uygulayın. Ne kadar pratik yaparsanız o kadar kendinizi geliştirirsiniz. Bir sonraki dersimiz 26. derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.